Çiğdem, alıştın mı? Ne yaptın? Ay alıştım. Aslında alıştığımı düşünüyorum ama nedense bir şekilde olmuyordu. Bugün olacak inşallah. İnşallah. Çok olacak. İnanarak geldim. Aslında ha, her gün inanarak geldim ama bir şekilde ya stüdyoya gir... Hafif bir şok geçiriyorsun ondan mı? Stüdyoya girene kadar enerjim çok yüksek. Ondan sonra böyle bir iki kişiyi görüyorum var ya, öyle böyle gitmiyor enerjim. Belki de ondan dolayı ama bugün işte çok fazla göz göze gelmedim o insanlarla. Bugün tatlım çok güzel olacak. Ay Çiğdem, merak ediyorum. Ben buradaki bütün gelinlerle konuşuyorum mesela. Evet. Diyorum ki yani nasıl evlendin? Düğünün nasıl oldu? Ay, düğünün neler oldu? Düğünün çok güzel oldu. Ya. Gerçekten düğünüm. Anlatsana biraz. Rüya gibiydi. Yani nikahımla düğünüm aynı anda oldu benim. Yani evet. Düğün salonum göl kenarındaydı zaten. Peki görüntüler var mı? Görüntüler var. Yalnız ya, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, orada bir Sarat'ın ablasıymış, ben o zannettim. Ben de Çiğdem sandım. Fatih Bey aynı kopyasıydı, ben kopyasını gördüm orada. Neyini? Aynı doktora mı gittiniz? Çok benziyor sana kız. Hayır canım, annenle babam bir mesela, aynı doktora gitmemize gerek yok. Ablamla gerçekten birbirimize çok benzeriz. Bizim tarzımız da çok benzer, giyim, boy, kilo. Dur. Bu mu? Evet ablam. Ama ablan düğününde beyaz giymiş. Beyaz değil, krem. Zaten o da özel bir tasarımdı. Ha öyle mi? Hı hı. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Senin bu takılar ne olacak? Kaç tane, nasıl altın takıldı? Vallahi güzel takım oldu yani. Ne taktılar? Dilan beşi bir yerde taktı bana. Tabii. Oo. Beşi bir yerde. Kaynım da 2 tane bilezik taktı. 20 gramdan 22 ayar. Yani elti, gerçekten eltiymiş. Ama tabii ben demedim mi? Kapak 20 gramdan? Evet. Kapağı atmıştı benim yere. 2 tane bilezik taktılar. Başka ne takıldı? Kaynanan, kayınpederi yani. Kaynanam 10 tane tam altın taktı, kayınpederim 10 tane tam altın taktı. Kız duyuyor musunuz? Evet. Fatih bonkörler ya, benim gibi gelin alıyorlar ya. Taktılar yani, helal hiç olsun. Ellerini korkak alıştırmadılar. Peki senin ailen ne taktı? Benim ailem de işte 5 tane bilezik 22 ayardan 20 gram, 2 tane de gramsı taktılar. Allah aşkına. Evet. Ya bayağı... Kız ne yaptın bu altınları sen sonra? Hepsi duruyor. Tabii ki de duruyor. Hit düğünü gibi kiloyla altın takmış ama burada takmıyor niyeyse. Ya biz mütevaziyiz ya. Böyle gelip gösteriş yapmıyoruz. Düğünde de zaten hiç anons da ettirmedi. Direkt taktık yani. Bu kadar altı kuyumcu da yok. Peki sen... Maşallah de kız, kıskanma. Ben nereden bileyim gerçek olduğunu? Elti olarak mı taktın? Kasada. Niye gelirken takıp gelmedi peki? Kasada. Orada da gösterseydi. Kasada işte. Ben bilmem ama diyor. Belki oradan buradan topladınız, taktınız. Nereden bileceğiz biz bunu? Allah'ım, kıskançlığa bak. Ama hayır, buraya takıp gelseydi, görseydik ben de derdim ki evet, doğru söylüyor. Gerçekten var derdim yani. Kollarını görmüyor musun? Kızın altın dolu. 2 tane bir şey var. Ne 2 tane? Şuradaki 3 tane orada. Gene de dolu yani. Videodaki altına bak ve oradaki altına bak. Yarın altınları taktır da getir de gösteriyorsun. Aynen, görmem lazım. Ya değilse hayatta inandıramazsınız beni. Sırf seni inandırmak için gidecek kasadan altınları alacak, buraya getirecek, o riske girecek. Bence bu lafa karşılık getiririm. Sırf beni değil, Türkiye seyrediyor programı canım benim. Kimseye hiçbir şey inandırmak zorunda değiliz yani. Peki sen öyle diyorsan öyledir ama ben inanmıyorum bu kadar altın olduğuna. Bu neydi öyle ya? Çiğdem'in düğününü izledik. Tülin'in gözleri böyle fal taşı gibi açıldı ya. Şok oldu kıskançlıktan. Neden? Çiğdem kendinden güzel. Gelinlik giymiş, taçları takmış. Boynunda altınlar, envai çeşit. Tabii bunları Tülin Hanım yaşayamadığı için içinde bir burukluk kalmış. Gözler yerinden fırladı. Kıskançlıktan da bu ne biçim düğün dedi, kaldı. Düğünün bütün masrafı, maliyeti ne kadara mal oldu? Yani 250'yi falan buldu sanırım. 200 yani, evet. Çünkü bizimki göl kenarında bir düğündü. Bak onlar var ya, nasıl hakkını verir düğün yapmışlar da bu niye çeyiz götürmemiş Fatih Bey? Kız tarafı çeyiz götürmedim derken benim bir tane götürdüğüm kahve makinesi 40-50 milyar zaten canım. Daha ne çeyizinden bahsediyorsun? Kız beni çoda dansı çeyiz götürdüm 15 yıl önce. Tamam 15 yıl önce götürdün, o zamanlar çeyiz almış. Şimdi çeyiz mi var Allah aşkına? Lifi kim kullanacak? Sen var ya zaten trene son vakanla yetişmişsin, ne çeyizi demişsin. Ay keşke kaptım 15 yıl bekleseydin, sen de vurmuşsun gitseydin. Vurmuşsun turnayı gözünden, helal olsun. Tabii ki kız harcayacak düğünle paraya. Neyi yargılıyorsunuz, eleştiriyorsunuz siz? İnsan 100 kere mi evleniyor? Bir kere evleniyor. Gelinin özel bir gelinlik galiba zaten. Yani aslında şöyle bir şey var, bir yerde çok güzel bir gelinlik beğendim, onu almaya giderken yani eşimle beraber ilk gittiğim yere dedim ki zaten 2 tane gelinlik denedim, ikisi de inanılmaz güzel oldu. Eşim dedi direkt bunu al dedi, hiç fiyatına falan bakmadı gerçekten, o konularda hiç. Ve çok cömertti. Kadar, ben de yakın zamanda arkadaşıma 35 milyar alayım verdim aslında, kiraladım onu yani. Yine... Kiraladım, evet. 35 verdim. Ben de yakın zamanda arkadaşım evlenecek, ben de alayım, kiralayayım. Kiralık 35 bin lira. Helal olsun, normal. Güzel para harcamış. Ama Fatih Bey. Ama şu an normal zaten. Fatih, valla pahalı gibi geldi bana. Aa, ben çok bilmiyorum kiralık. İlk beğendim 49 milyardı, o da çok güzeldi. Zaten vay ben onu almaya, eşim bana parayı verdi. Kiralık 49 mu? Evet evet, kiralık. Evet, aslında ben 75 milyara da buldum bir tane ama o kadar içime sinmediği için almadım. Yoksa 49'luk okeydi. Eşim de bana verdi parayı, dedi ki git dedi hatun al dedi o gelinliği. Ben oraya giderken araçta kırmızı ışıkta durdum. Sağıma şöyle bir döndüm. Bu gelinlik. Ablama dedim ki abla dur dedim, arabayı hemen sağa çekiyorum. Dörtlüleri de yaktım. Çiğdem. Hemen girdim, bu gelinliği denedim, bunu aldım. Dilancığım bir şey merak ettim de, bizde mesela erkek evi olsun kız evi olsun geline biz her şeyi takarız. Sizde ne taktılar? Kayınvaliden, kayınpederin? Kayınbabam 10 tane cumhuriyet altını taktı. Ha, o cumhuriyet altınlarını kayınpederin taktı. 10 tane. Ondan sonra kayınvalidem de aynı şekilde 10 tane taktı. Orada 20 tane cumhuriyet altını. Orada şimdi 20 tane mi var? 20 taneden daha fazla var. Daha fazla. 5'i bir yerde, 5 tane cumhuriyet altını eşimle biz taktık. 2 tane de bilezik taktık. Evet. Peki sana ne yaptılar? Kaç yıl önce evlenmiştin sen? Ben 7 yıl önce evlendim. 7 yıl önce sana ne yaptılar mesela? Kayınvalidem o zaman bana 5'i bir yerde taktı. O zaman tabii o zamanın durumuyla bu zamanın durumu aynı değil. Ama eşit değil. Ben diyecektim kesinlikle. Şimdi, pardon. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim kızlar. Düğünümü biz o zaman, eşim de çalışmıyordu, ben de çalışmıyordum. Kayınpederim yaptı düğünü. Zaten oğlan evi yapar. Ona 10 tane cumhuriyet altını takıp sana 5 tane takması, sonradan bunu tamamlayabilirdi. O da evladı, o da evladı. Ben hiç kıskanmıyorum. Hayatım. Ve kayınbabam zaten her geldiğinde kızıma bir çeyrek getiriyor. Hayatım, konu kıskanmak değil. Hani 2 erkek evlat, 2 elti oluyorsunuz ya. Evet. Sonuçta onlar da evlerine ya bir kız zaman, bir gelin alıyorlar ya. O zaman durumları oymuş, şimdi durumları daha iyi. Çiğdem'e takılan altınları görünce gözleri yuvalarından çıktı. Böyle bir şey görmemişler. Kocam da kocam. Gerçekten paşam öyle. Paşam da paşam diyorsun yani. Gerçekten öyle yani. Aksini söylersem hakkını yemiş olurum. Siz gördünüz mü Çiğdem ablasını? Ablasını gördüm, çok benziyor. Çiğdem ablasını. Çok benziyor. Bu arada biliyorsun değil mi? Ne takmış? Sordum mu? Sorduk. Söyledi. Ne takmış? Maşallah evet. Kız. Sizin adetleriniz tabii ki değil mi? Yani ama şey diyor Çiğdem diyor. Şimdi düşünürsen hani eşimin bir tane kardeşi var. Bir tane erkek kardeşi var. Ona takmayacak, kime takacak? Sen hem 5'i bir yerde takmışsın hem de 20 gramdan bilezik mi taktın? Evet. Kaç tane? 2 tane. 2 tane takayım. Az mı kız? Gayet iyi. Bayağı iyi vallahi. Fazla bile. Çok durumları var ki takmışlar yani, Fatih Bey. Allah mutlu etsin inşallah. Herkes Allah. Bugün Meltem'le bir değişiklik var. Ne gibi? Dün Çiğdem'e yağdırdı. Bugün de çok beğeniyor Çiğdem'i. Öldü bugün Fatih Beyciğim, o düğün. Sadece düğünü beğendi galiba. Ben düğünü beğendim, gelinliğini beğendim. Mesela ben de onun gibi, saçlarım sarıydı. Ben bukle yaptırmış, bir taç takmıştım. Tamam, saçı kaynak. Çünkü kısa, ister istemez gelin olduğu için omuzlarında istemiş. Ama gelinliğini beğendim, altınlarını beğendim. Acaba tacını beğendim. Kendine benzettiği için beğenmiş. Ay kız Çiğdem ya, efendim? Bir şey dikkatimi çekti. Çok da merak ettim biliyor musun? Tabii. Eltine ne kadar taktılar düğünde? Yani ben o zamanlarını bilmiyorum, çok da sormadım ama bildiğim şöyle bir şey var. Ya illaki duymuşsundur, senden çok mu taktılar, az mı taktılar? Bence benden az taktılar, yani bana taktıkları kadar çok takmamışlardır. Çünkü onlar evlendiği zaman kayınpederim yapmış düğünlerini. Hani o yüzden bir de eşyaları evlendikten... Elti kıskanmadı mı? Kıskanmamıştır. Kıskansa kalkıp bana beşi bir yerde takmaz herhalde. Pek bir şey daha merak ettim. Altın falan şey yapmamış, eşya falan almamış. Tabii o zamanın durumuyla şimdinin durumuyla ne taktıklarını bilmiyorum ama sanırım 4-5 tane bilezik falan vardı yine Dilan'a takılan. Kız bir şey söyleyeyim mi? Bu akıllı. Dilan bunun kadar akıllı değil. Bak fark ettiniz mi? Ne gibi? Bu gözü açık. Helal olsun. Bu adam elini almış. Oh! Ne diyorsa yaptırır. Helal kız sana. Vallahi billahi. Severim zeki kadını. Evet. Bol bol da harcıyorsun parayı. Helal harcıyorum olsun. Ama ben kendi paramı harcıyorum. Bak onun İyi da altını çiziyorum. İyi yapıyorsun. Kocanın parasını da ye. Ne diye aldık biz ya onu? Onunkini de yiyorum. Elimizde sürpriz bir fotoğraf var. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Kız. Sen misin? Meltem sen misin? Aynı kızın. Ne kadar ama. Şimdi evli olsaydım 24 yıllık olurdu. Yani bu ayrıldığın işin değil mi? Evet. Bir şey diyeceğim, kollardaki altınlar ne olacak? Ben diyecektim benim sen işte, de koyuncu gibisin. Ben seviyorum. Ama dedim size bak benle taçla sade bir bukleyle evlendim. Kolum bilezik dolu. Öbür kolum da öyleydi de çiçeğin altında. Kız kaldı. O zamanlar ucuzdu ya. Altın. Altın evet. Altın her zaman. Ama gerçekti. Sizinki daha gerçek olduğu da belli değil. Çiğdem bir şey daha soracağım sana. Sor. Kaynanan seni mi daha çok seviyor? Eltini mi? Bak benim kaynanam beni daha çok seviyor. Niye biliyor musun? Bir tane gelini var. Bence kaynanam beni daha çok seviyor. Ben bu konuda bir açıklık getireyim. Çünkü Dilan evlendiği zaman almış Uğur abiyi Kanada'ya götürmüş. Ben ne yaptım? Ben normalde başka bir semtte otururken kaynanamla eşim hemen aynı semtte. Eşim dedi ki işte kaynanam yani kayınvalidemin oturduğu semtte oturmak istedi. Ben de hemen kabul ettim. Yani onun yaptığı gibi alıp olduğunu çok uzaklara götürmedim. Hemen çok yakın yere çok götürdüm. Büyük fark var. O yüzden kaynanam bence... kapışması. Bence o yüzden kaynanam beni daha çok seviyor. Çok güzel, hırslı. Fatma, evet. Güllü fark ettin mi? O hırsından herkesi yakar senin gibi. Ne yapar? Hırsından herkesi yakar senin gibi. Yaksın, iyi çok yapıyor. Çok yanmışsın gibi duruyor. Yanmaktansa yaksın canım. Burayı kullanması lazım ve çok güzel kullanıyor. Senin gibi değil mi? Helal olsun. Helal vallahi olsun Çiğdem sana. Kayınvalideyle sen mi anlaşıyorsun, Çiğdem mi anlaşıyor? Ama daha yeni Çiğdem yani. Ben çok iyi anlaşıyorum kayınvalidemle. Buradan da öpüyorum. Seviyorsun kayınvalideni. Evet seviyorum. Ama Çiğdem de seviyor herhalde kayınvalide. Seviyor bence. Ama beni daha çok seviyor. Ooo. Bir de Çiğdem'e sormak lazım. Çiğdem'e sormak lazım. Valla bilmiyorum. Çiğdem'in yemeğini de seviyor. Benim yemeğimi de seviyor. Onun tek şeyi diyor ki hani yaparsanız zaten yapıyorsunuz. Yeter ki yapın. Yapın da nasıl yaparsanız oğullarımın karnını doyurun demek istemiyorum. Ha, belki ondandır ama... Ya, siz de her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Başka bir şey demiyorum. Güllü fark ettin mi Fatma'nın Çiğdem'i böyle yanına çekmesini? Yağcılık yapmalarını sonra da inkar ediyor. Kübra. Hayırdır Fatma? Niye yağcılık çekiyorsun? Yanına ne bir yağcılık? Yandaş mı buldun? Hayır bak ben hırslı, güçlü, zeki kadınları çok severim. Kız onun neresi hırslı? Ve anlattığında çok güzel böyle kendi sizin gibi mıy değil. Kız konuşamıyor bile. Neresi hırslı? Ben de konuşamıyorum. Evet. Ben de ne konuşmam lazım? Hayatım şurada 2 adımlık mesafemiz var. Sesini bile duyamıyoruz. Masada ya tabaklarını bile savunamıyorsun. Bu nasıl sen özgüven? Sen konuyu yanlış anlıyorsun. Ben burada çığlık atarak kendimi ispatlayamam sen ve görümcen gibi ya. Çiğdem bağırmayı konuşmak sanıyor. Aynen öyle. Konuşmazsan, işte. Kendini ifade edemezsen, özgürlük konuşmuyorsun, çığlık atıyorsun, böyle konuşuyorsun. Mesela ha, böyle bir şey yok. Bak duydum seni gördün mü? Böyle davran. Çiğdem bence sen zaten çığlık atma bağırma da. Yani ay. Evet ben çığlık atarsam kimse konuşamaz o yüzden evet, atmıyorum. Evet başka biri geldi sandım. Vay. Son dakika bilgisi söylüyorum şimdi. Şimdi Çiğdem demiş ki kayınvalidem beni daha çok seviyor. Çünkü Dilan oğlu onun oğlunu yani kayınvalidesinin oğlunu yani dolayısıyla işte kaynını. Evet kaynını evlenmişler. Almış 5-6 sene Kanada'ya götürmüş ya. Kadıncağız görememiş. Ya. O yüzden şu anda Çiğdem daha kıymetliymiş. Kayınpederim dedi ki gitmeyin. Hani burada size ev alalım, araba alalım, iş kuralım. Hani Türkiye'de bizimle burada tabii, kalın. Tabii çocuğun gitmesi istemez. Tabii ama hani eşimle konuştum dedim hani gidelim bakalım. Orada durumlar nasıl olacak? Orayı beğenecek misin? Beğenmeyecek misin? Gel oraya bir oturumunu al, pasaportunu al. Aslında o da meraklıdır aslında genel mi? Evet merak çok merak etti. O da Kanada için Kanada evlenmiştir. Yani. Yok merak etti. Ondan sonra işte dedim hadi gidelim. Beraber Kanada'ya gittik. Sonra oranın soğukluğunu görünce çocuk Kuşadası'ndan çıkmış. Orada okula gitmiş. soğukluğu görünce geri kaçtı bu tarafa. İnsanın kendi memleketi gibi yok. Yok bence de. Bu arada süre bitti. Lafa dağıldık. 14 dakika. Hadi gidiyorum. Evet.